87 doğumluyum. 5 kardeşiz. Ankaralıyım. Ankara'nın Bağlar ilçesinde doğdum. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ailemde hafız yok. Genel yapı olarak namazlarını kılarlar ama ya namaz kılarlar. Eğitim sürecim ilkokul, ilk öğretimden sonra hafızlığa karar verdim. Daha doğrusu ailem beni Kur'an öğrenmem için hafızlık yaptığım kursa gönderdiler. Orada Kur'an'ı öğrendikten sonra artık hani en son aşamaları bitecekti artık. Kur'an'ı öğrendik, evimize dönecektik. Ve bir hocam vardı, yüzünden sınıfındaki hocam. Benim hafız olmamı çok çok istiyordu. Hep derdi hani hafızlık yap derdi. Ben de o süre içinde zaten yatılı kalıyordum. Ama hiç kursta ezber yapamıyordum. Hiç yapamıyordum hatta. Hafta sonları eve gidip orada işte 3, 4, 5 ne kadar sure ezberleyebilirsem kısa surelerden onu ezberleyip hafta içi de onları veriyordum ezber olarak. Sonrasında ben anladım ki hani yapamam herhalde burada çünkü yapamayacağım ezber. Evde yapıyorum. Evde de sıkıntı oluyordu bazen hani ezber yapmak. Çünkü dışarıdaki hayat daha farklıydı. Yurttaki hayat sadece Kur'an'dı ama dışarıdaki hayat çok farklıydı. Daha çok meşgaleler vardı. Sonrasında hocam bana demişti ki ben evimin bir odasını sana veririm demişti. Orada yapabilirsin demişti. Bu bana çok cazip gelmişti. Hani yapabilirim. Alternatif var. Kursta yapamadığım zaman hocamın evinde yaparım diye. Zaten sağ olsun hani kendisi çok çok iyiydi bu konuda. Sıkıldığımız zaman evine götürürdü bizi. Bir süreç vardı hafızlığa başlamadan önce. Bir 3-4 günlük bir tatilimiz vardı. O süre içinde ben ezber yaptım evde. Sıkıntı olmasın diye hep ezberlerimi önden götürüyordum. Öylelikle başladım işte hafızlığa. Elhamdülillah çok güzel geçti. Ezberlerimde sıkıntı yoktu. Kolay ezberliyordum. Sıkıntı olmadı. Hani Rabbim gerçekten o an bana belki bir aşamaydı. Karar verme aşamamdı. Ama Rabbim kolaylaştırdı onu bana. Çünkü ben yurttayken hiç ders, hiç ezber yapamıyordum. Hatta bir satır bile ezberleyemiyordum. Neden bilmiyorum ama hani kendi psikolojimi ona göre ayarlamıştım belki. Sonrasında Rabbimin yardım ettiğini düşünüyorum. Daha sonra yurtta kaldım. Ezberlerimi yurtta yaptım. 3 yıl sürdü ama toplam 4 yıl kaldım yüzünden ile birlikte. 4 yıl yurtta kaldım. Hafızım 3 yıl sürdü. Hafızla o dönemde çalışan hafızlar, yani arkadaşlarımız da vardı orada. Böyle ders çalışırken hiçbir şeyle uğraşmamaları, sürekli sallanmaları, o sesler, vızır vızır sesler, onlar çok etkiledi beni. Sonra aileme söyledim işte anne hafızlık yapmak istiyorum. Tamam dedi annem de. Öyle başladım. O çok oluyor zaten. Artık bitecek. Zaten hep o şekilde yapıyorsun. Ezberlerin hep öyle oluyor. Hani bunu da ezberleyeceğim, bunu da ezberleyeceğim. Hatta şu kadar çiğim kaldı. Şöyle oldu, böyle oldu. Ama hafızlığım bittikten sonra bitmediğini anladım. Ya artık bitmiyor. Ve daha yeni başlıyor. O zamanlarda ezber yaparken hocalarımız vardı, arkadaşlar vardı ama bittikten sonra ben tek başım olacağım ve sadece Kur'an'ım olacaktı benimle ve bu daha ağırdı, manevi bir ağırlığı vardı bunun bende.
O bakışını falan hiç unutmam hocamın. Ertesi gittim eve. Ama duramıyorum evde. Çünkü bir şey eksik. Hem de çok büyük bir eksiklik var. O eksikliği hissediyorum, anlatamıyorum, başka bir şeyle gideremiyorum.